Merhaba, bugün size orijinali Northern Illinois Üniversitesi'nde felsefe dersleri veren Jeff Pim tarafından hazırlanan bir dersi anlatacağız. Size bugün epistemoloji yani bilgi biliminde bağlamcılıktan bahsedeceğim, epistemoloji. Daha önce size şüpheciliği anlatmıştık. Kısa bir özet olması için size radikal şüpheciliğin bir argümanını göstereyim ki bu da René Descartes'in bir pasajından alınan bir argüman. Şu anda uyanık olup olmadığınızı biliyor musunuz? Kulağa son derece basit bir şey gibi geliyor, öyle değil mi? Demek istediğim, hemen hemen her zaman bu soruya evet cevabını vermekten çekinmezsiniz. Cevap o kadar bellidir ki bu soruyu sormak size saçma bile gelebilir. Alışılmış uyanık hayatımızın herhangi bir anında hemen hemen hepimizin uyanık olduğumuzu bildiğimiz konusunda kendimize güvenimiz tamdır. Eğer kendimiz ve etrafımızda olup bitenler hakkında herhangi bir şey biliyorsak bunu da bilebiliriz, öyle değil mi? Ama şimdi rüya görüyor olma ihtimalinizi değerlendirmenizi istiyorum. Eğer gerçekçi ve canlı bir rüya görüyorsanız, kendinizi tamamen uyanık olarak hissetmez misiniz? Epistemoloji hakkında bir video izliyorsunuz ama aslında yatağınızda uyuyorsunuz. Kendinize şu soruyu sorun. Şu anda olanın aslında bu olmadığını biliyor musunuz? Birçok insan biraz düşününce aslında tam olarak bilmiyorum der. Yani bunu nereden bilebilirsiniz ki? Ne de olsa gerçekçi rüyaları uyanık hayattan ayırmak hemen hemen imkansızdır. Ve eğer rüya görüyorsanız uyanık değilsinizdir. Ve eğer şu anda rüya görüp görmediğinizi bilmiyorsanız uyanık olup olmadığınızı nasıl bilebilirsiniz ki? Çok basit ve güçlü bir argümanla ilk dediğinizin aksine şu anda uyanık olup olmadığınızı bilmiyorsunuzdur. Ve eğer uyanık olup olmadığınızı bilmiyorsanız etrafınızda olup bitenle ilgili bir şey biliyor olma ihtimaliniz çok düşüktür. Filozoflar bu tarz argümanlara sağduyulu cevaplar vermeye çalışmışlardır ve bu hayatta en azından sık sık uyanık olduğumuzu söylemişlerdir. Bu cevaplar felsefi olarak ilgi çekici ve kimisi de son derece sofistike ama hiçbiri geniş kitlelerce kabul görmemiştir. Gerçekçi bir rüya görmediğimizi kanıtlamak gerçekten de çok zordur. Bağlamcılık ise bu tarz şüpheci bir argümana farklı bir yaklaşımda bulunur. İşe, günlük hayatımızda kullandığımız çoğu sözcüğün farklı bağlamlarda farklı anlamlara geldikleri gözlemiyle başlar. Mesela, şu anda sözcüğünü ele alalım. Öğle vakti gökyüzünde hiç bulut yokken, şu anda hava güneşli derseniz, ortaya attığınız iddia doğrudur. Ve gece yarısı gökyüzü kapkaranlıkken, şu anda hava güneşli değil dediğinizde, bu iddianız da doğru olacaktır. Peki bu iki iddia nasıl doğru olabilir? Biri havanın güneşli, diğeri güneşli olmadığını iddia ediyor. Cevap ise çok açık. İki cümlede de kullandığımız şu anda sözcüğü günün farklı zamanlarına işaret ediyor da ondan. Şu anda sözcüğü kullanıldığı andaki zamana işaret eder. Bunun nedeni ise şu anda sözcüğünün bağlam duyarlı olmasıdır. Yani bu sözcük bağlamdan etkilenir. Peki ya bilmek sözcüğü? Ya o da bağlam duyarlı bir sözcükse? Bağlamcılar da zaten bu iddianın üzerinde dururlar. Bağlamcılara göre bilmek sözcüğünün anlamı kullanıldığı bağlama göre değişiklik gösterir. Bazı bağlamlarda bir şeyi bildiğinizi söylemek doğruyken, bazı bağlamlarda da az önce bildiğinizi söylediğiniz şeyi bilmediğinizi söylemek doğru olacaktır. Bunun sebebi, bağlamcıların da iddia ettikleri gibi, bilmek sözcüğünün farklı bağlamlarda farklı anlamları olmasıdır. Bağlamcılar, bunun nasıl işlediği konusunda farklı fikirler ileri sürmüşlerdir. Gail Stein ve erken dönem bağlamcılar, birinin bir şeyi bildiğini söylediğinizde, aslında geçerli alternatifleri ortadan kaldırabileceklerini söylemiş olduğunuzu iddia ederler. Örnek vermek gerekirse, arkadaşınızla film izlemekte olduğunuzu düşünelim. Arkadaşınız uzun zaman tepki vermediğinizi görünce size uyanık olup olmadığınızı soruyor. Bu bağlamda uyanık olmanızla alakalı geçerli tek alternatif kanepede uyuyakalmış olmanızdır. Arkadaşınız uyanık hayatınızdan ayırt etmenin olanaksız olduğu gerçekçi bir rüya görüp görmediğinizle ilgilenmiyor. Halbuki bir şüpheciyle tartışırken her şey çok farklıdır. Çünkü o bağlamda gerçekçi bir rüya görüyor olmanız, uyanık olmanızla alakalı geçerli bir alternatiftir. Aslına bakarsanız bu garip olasılıkta konuşmanızın odak noktasıdır. Stein'a göre gerçekçi bir rüya görüyor olma olasılığını ortadan kaldıramamanız, uyanık olduğunuz iddiasını yalnızca bu iddianın geçerli olduğu bağlamlarda baltalar. Şüpheci bir bağlamda uyanık olduğunuzu bilmediğinizi söylemek zorunda kalırsınız. Çünkü rüya görüyor olma olasılığınız geçerli bir alternatiftir ve bu alternatifi ortadan kaldıramamışsınızdır. İşin can alıcı noktası ise sıradan bir bağlamda, yani rüya görüyor olma olasılığınız geçerli değilken uyanık olduğunuzu bildiğinizi gerçekçi bir şekilde iddia edebilirsiniz. Bir şüpheci bu olasılığı ortaya atıp sizi bunun hakkında konuşmaya zorlayıp olasılığı geçerli bir hale getirebilir. Ama bunun şüpheci filozoflar yerine sıradan bağlamlarda sıradan insanlarla konuşurken geçerli olduğu anlamına gelmez. Bağlamcılar şüphecilerin hatalı olduklarını kanıtlamaya çalışmazlar. Hatta bağlamcılar bile bazı bağlamlarda uyanık olduğumuzu bilemeyeceğimiz konusunda hemfikirlerdir. Ancak bu, bir şeyi bilip bilemeyeceğimizle alakalı derin bir olgu ile değil, bilmek sözcüğünün kullanılışıyla alakalıdır. Konuşmanın kontrolünü şüphecilerin acayip hayal güçlerine kaptırdığımızda argümanları başarılı olacaktır. Ama bunu yapmak zorunda değilizdir ve sıradan zamanlarda da zaten yapmayız. Şüpheciler, konuşma bağlamının kendi yarattıkları garip bir özelliğini, bu sanki bilgi hakkında genel bir olguymuş gibi kabul ederler. Ama bilmek sözcüğünün nasıl kullanıldığını gördüğümüzde, şüphecilerin sıradan bilgi iddialarımız için bir tehlike oluşturmadıklarını anlayabiliriz. Daha düzgün açıklamak gerekirse, bağlamcılık, bilginin kendisiyle değil, dil ile, özellikle de bilmek sözcüğüyle alakalı bir iddiadır. Bağlamcılar bu yüzden de görüşlerini epistemolojik iddialar yerine sıradan hayatımızda bilmek sözcüğünü nasıl kullandığımıza dair gözlemler ile savunurlar. Stuart Cohen'e göre durum şöyledir. Los Angeles'tan New York'a uçacağınızı düşünelim. Uçuş bilgilerinizi incelediğinizde uçağın Chicago'da duracağını görüyorsunuz. Çoğu havalimanı koşulunu göz önüne aldığımızda uçağın Chicago'da duracağı iddiasını bilmek sizi rahatlatmak için yeterlidir. Ne de olsa bu uçuş bilgilerinizde olan bir şey, öyle değil mi? Fakat birinin Chicago'da çok acil bir toplantısı olduğunu ve orada olmasının da çok ama çok önemli olduğunu varsayalım. Uçak eğer Chicago'da durmazsa işi tehlikeye bile girebilir. Bu kişi sizin uçuş bilgilerinizi görüyor ama uçuş bilgilerinin zaman zaman yanlış olabileceklerini de biliyor. Örneğin, uçuş programlarının son dakikada değiştiği durumlar olmuştur, değil mi? Chicago'da durmanın bu kişi için ne kadar önemli olduğunu hesaba katarsak, bu kişinin size uçağın orada duracağını bilemeyeceğinizi söylemesi son derece normaldir. Onun perspektifinden ve içinde bulunduğu durum yüzünden uçağın Chicago'da duracağını bilmek için kapıdaki görevliye sormak gereklidir. Bağlamcılara göre bilmek sözcüğünü sıradan bir şekilde farklı bağlamlarda farklı anlamlarda kullanıyor olmamız, bilmek sözcüğünün farklı bağlamlarda farklı anlamları olmasına dair güçlü bir kanıttır. Bazı bilgi kuramcılarına göre bağlamcılık dil hakkında bir iddia olduğu için şüphecilik hakkındaki tartışma ile alakalı olamaz. Bu daha çok ne bildiğimizle ilgili bir tartışmadır. Bilmek sözcüğünün nasıl kullanıldığıyla ilgili değil. Bağlamcılar eğer haklılarsa neyi bilip bilemeyeceğimizle alakalı genel ve tek anlamlı bir soru olamaz. Bunun yerine farklı konuşma bağlamlarında kendimizi biliyor olarak tanımlayabileceğimizle ilgili sorular vardır. Bu şüphecilerin argümanını zayıflatan bir gözlemdir. Önemli bir bağlamcı olan Keith Darrows'un da dediği gibi, şüphecilerin mutlak standartlarına göre bir şeyi bilmek için nelerin gerekli olduğunu anlamaya başlayınca, bu standartları en ufak düzeyde bile karşılayamayacağım için strese giriyorum ve bu, her şeye gücümün yetmeyeceğini anladığımdaki stresle karşılaştırılabilir. Sıradan alternatiflere göre sıradan standartlarla biliyor olmak, sıradan amaçlar için yeterlidir. Şüpheciler, kendi şişirilmiş standartlarına göre bizim bilmediğimizi söyledikleri zaman haklılardır. Ama bağlamcılara göre şüpheciliği bu dayanak üzerine oturtmak, dilin oyununa gelmekten başka bir şey değildir.